Profesör Ahmet Akgündüz'ün Osmanlı Kanunnameleri kitabından aldığı Adana Kanunnamelerinden bir bölüm. Konu, Memlüklerden o tarihe kadar her yıl üretilen pamuğun kapağını pembe yani pamuk pazarı veya pamuk borsasında satılması zorunlu olup bu alışverişte de yüksek vergi alındığı şikayeti üzerine padişahın bir müfettiş kadısına konuyu inceledik. Bunun zulüm olduğunu tespitiyle pamuğu pamuk kapağında yani borsada satmanın zorunlu değil, isteğe bağlı olduğunu bildiren ferman. Gene o kitaptan bölgede hakim olan Ramazanoğullarının 1516 yılında Memlüklerin himayesinden ayrılıp gönüllü olarak Osmanlılara bağlandığını belirtmiştir. Burada pamuk alışverişinin aleni yapılıp fiyat, miktar ve vergi yönünden düzenli bir kaydın tutulduğu bugünküne benzer bir borsanın en az 1516 yılından beri yani yaklaşık 500 yıldır işlevini sürdürdüğü anlaşılmaktadır. Yani biz burada resmen 100. yılımızı kutluyoruz ama biz 500 yıllık biz borsayız. Bu salonda bulunan veya bulunmayan borsa üyeleri olarak hem böyle köklü bir camianın mensup olmanın hem de diğer misafirlerle birlikte bugünün Sayın Cumhurbaşkanımız ile kutlamanın onurunu yaşıyoruz. 500 yıllık borsamızın bana göre en önemli 3 hadisesi 1. Kanuni Sultan Süleyman'ın yukarıda bahsedilen fermanı ki bununla borsadaki zorunlu ve satış ve yüksek vergi kalkınca üretim kısa zamanda yıllık 124 tonla alif pamuktan 5-6 kat artarak 700 tonlara çıkmıştır. Yani o günlerde bile vergi politikasıyla üretimin bağlantısını görüyoruz. İkincisi, 100 yıl önce borsamızın resmi kuruluşu. Üçüncüsü ise Sayın Cumhurbaşkanımızın bu törenimizi teşrifleridir. Bu durum, yani Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri borsa ve top tarihindeki yerini alacaktır. Bu onuru yaşattıkları için Sayın Cumhurbaşkanımıza gerek borsamız ve top camiası gerekse Adana'da olan en kalbi şükranlarımızı tekrar arz ediyoruz efendim. Bugün borsamızda diğer pek çok borsada olduğu gibi bir kısım ürünlerin dünyada referans alınan borsalardaki fiyatları anlık olarak bir ekrandan üyelerimize duyurulmaktadır. Pamukta New York borsası, Hubat'ta Chicago borsaları gibi misal olarak. Bugünkü elektronik haberleşme ortamında bu çok zor bir şey değil. Ama Adana Ticaret Borsası çok benzer bir uygulamayı 100 yıl önce de yapmaktaydı. O günlerde dünya pamuk piyasasında referans alınan Liverpool borsası da oluşan fiyatlar Osmanlı Bankası Adana Şubesi'ndeki telgraf yardımıyla günlük olarak alınır ve aynı gün ilgili bile üyelere duyurulur. Böylece fiyatın oluşmasındaki en önemli etken olan dış pazar fiyatında üyeler haberdar edilmekteydi. Yani bugün Türkiye'de geçerli borsacılık kültürü Adana Ticaret Borsası'nda yüzyıllar ile ifade edilen bir zamandan beri süre gelmektedir. Efendim, Çukurova'da tarımın yeri hemen hepimizin malumu. Türkiye'de üretilen mısırın yaklaşık 1/3, pamuğun %25'i, narenciyenin %70'i, buğdayın %8'i, soya ve yer fıstığının %90'ı bu bölgede üretilir. Daha pek çok ürünle birlikte. Adana Ticaret Borsası bu ürünlerin ve bu ürünlerden mamul sanayi ürünlerinin ticaretinin kalbinin attığı yerdir. Ayrıca Adana Ticaret Borsası İzmir ile birlikte dünyada Türk pamuk fiyatının referans alındığı iki borsadan birisidir. Şimdi iki önemli hedefimiz var. Bugün inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın hayırlı elleriyle temelini atacağımız yeni borsa kampüsü ile hem ürünlerin tam değerinde alışverişini ve depolanmasını sağlamak hem de 5,5-6 milyon ton olan yıllık işlem hacmimizi kısa sürede önce 2'ye sonra 3'e katlayarak Adana'yı fiziki emtia borsacılığında dünyada sayılı bir yere getirmektir.